Merceği yerli dizileri fazlasıyla çevirmişken bir yabancı dizi lokması da dağıtalım dedik ve selam. Bu video izlediğiniz izlemediğiniz yabancı dizilerin en ikonik ve unutulmaz karakterlerini içermektedir ve bir tutam nostalji damarınıza basıp güzel günlerinize doğru yelken açtıracak. Yine diğer serilerde olduğu gibi sizin aklınıza gelen karakterleri veya dizileri yorumlarda belirtebilirsiniz. Gelişeli pek sevmeyen ve üşengeç olan bir kanal olarak doğrudan videoya geçelim. İyi seyirler. 7 numara. Negan Smith 11 sezon 24 bölümlük dizide efsane karakter seçmek her ne kadar zor olsa da serinin gidişatını 180 derece değiştiren, seveni kadar nefret edeni de olan fakat felsefesi ve karakteriyle efsaneler ligine dahil olmayı net şekilde hak eden Negan'ın diziye girişinden ötürü sevmeyeni fazla. Neden? Çünkü dizinin efsanelerinden ikisini götürdü. Oh my goodness! Look at this! Eleman her ne kadar gaddar olsa da yeni dünyanın düzenli kavramış, yapması gereken Rick gibi merhamet duygusu yerine profesyonel bir manyaklıkla yerine getiren bir karakterdi. Diziye girdiği ilk andan sonra karla kurduğu bağla zaten karakterin içindeki delikanlıyı bir nebze olsun yansıtmaya çalışmışlardı. Rick'ten sonra yaptıklarıyla da zaten sevilmediği ortamlarda bile gönüllere tat kurmayı başarmıştı. Salgın olursa ne olur veya nasıl bir liderin boyundurluğu altına girerseniz bilinmez. Fakat hayatta kalacak olan ekibin Negan ve ordusu olacağı kesin. Sizi tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağız işi sikiyim. Allah sizi teker teker belanızı versin. Altı numara. Alexander Mahon. Reason Breaking görev adamı Mahon, yine Negan gibi fazlasıyla nefret toplayan ve severine bile izlerken illallah ettiren türden bir çar olsa da aslında amacı giden yolda her şey mübahtır kafasıyla hareket eden bir karakterdi. Özünde bir psikopat ya da ruh hastası yatırmayan çarımız, sonrasında Michael cephesine geçip fazlasıyla iş yaparak unutulmazlar arasına ismini kazımayı başarmıştı. Hey yo, just so you know man, I'm not gonna roll on those guys. İleri görüşlülüğü ve zekasıyla diğer FBI ajanlarının olan farkını ortaya koyuyor. Michael gibi deha heriften bile hep bir adım önde hareket ederek zaten girdiği sezonu sırtlıyordu. Tamam Abruzzi, Sucre gibi efsaneler olsa da Mahon olmadan Michael son sezonu değil görmek tahmin bile edemezdi abicim. Hapishanelerin efsanesi karizma ajanımızdır. O kadar. 5 right numara Alfie Salmons. İçinde neredeyse kötü veya efsane denmeyecek karakter barındırmayan şu dizide tam Thomas'a kafa tutabilecek, hem nefretini hem saygısını bu kadar tatlı kazanabilen ve eksikliği bariz şekilde fark edilen bir karakter yoktu abi. Luca ve Thorne belki bu listeye girmeyi hak ediyordu ama baştan sona hal hareketleri sahneleri sıralayınca Tom Hardy'nin döktürdüğünü dizide döktürebilen yoktu. Adamın görüntüyü kırp, aksanı ve sesi bile yeterdi dizide. Öyle bir çardı kendileri. Akıbeti en son muammaya çıkan karakteri umuyoruz ki çıkacak olan filmde de görürüz. En azından güzel bir nokta koyarlar karaktere. Because I like you, I'm also a complete. Dört numara. Brian. The Walking Dead'in ezeli rakibi olan dizinin Bron gibi, Rob gibi, Jamie veya Tazı gibi birçok efsane karakteri olsa da yine önceki örnekte bahsettiğimiz gibi baştan sona değerlendirilince listeye girebilecek karakteri Tartler Brienne'di. Hem ne olursa olsun delikanlılığı elden bırakmaması, Jamie gibi savaş aslanını bile aslanlar gibi koruması, tam bir şövalye gibi hareket edip terazisinden şaşmaması ve finalde hak ettiği yeri alan nadir karakterlerden biri olmasıyla birlikte Brian adamdır, adamın hasıdır, malum organlı bayan kişimizdir. Verecektim baştan sona Daenerys'in yanına şu çarı, Jon nah bıçağı. Dünyayı ele geçirirdi dünyayı. Seven blessings. I'm Brienne of Tarth, this is Patrick Payne. You are your Stark. I swore to your mother I bring you home to her. Üç numara. Belarus'u. Bu çarın ne doğrusu, ne adamlığı, ne de elle tutulur bir delikanlılığı vardı. Hem yoldaşını ihanet et, hem ajan karıyı cimbomla, hem bin bir türlü fırıllak çevir, hem de hak iddia et. Kendin ettin, kendin buldun abici. Sonunu da kendi ellerinle getirdin. We Tam bir tipik yabancı dizi villain olsa da Frank gibi ruh hastası katliam makinesine karşı durabilecek tek manyak olmasıyla ilk sezon yüzü ebesinin hörekesini görse de ikinci sezon güzel bir tarzda geri dönmesiyle yani özetle loruyla ve unutulmaz banka soygunu sahnesiyle Russo, name değer oyundaki ve çizgi romandaki lakabıyla Jigsaw, Marvel'ın yarattığı tatlı ve güzel unutulmazlardan biriydi. Russo! You're lying, you you of a bitch! Russo! numara Mike bu alemde bir delikanlı vardı ki adı anıldı mı ayağa kalkılır, saygı duruşuna geçilirdi. Yaşlıydı. Yer yer inatçı ve huysuzdu ama yeri geldi mi Revolver'ın hakkını da verirdi. Metçi tarafından kalleşçe öbür dünyaya yollanan abimiz Mike, bir nevi Breaking Bad'in mematisi denilebilirdi. Gerçek bir hitmendi. Özel dedektifti. Görev adamıydı. Karizmanın özbe öz evladıydı. Aslında Hank de dizide paralel bir eğrisi de vardı. Biri kötü tarafta soğuk karakterken, diğeri iyi tarafta sıcak karakterdi. Ha, Efsaneler Ligi'ne kim adını kazıdı o ayrı mevzu tabi. Issız bir adaya düşerseniz ve listeden birini seçmeniz gerekirse kesinlikle almanız gereken isim bu isim abicim. Adanın amına kor, sizi kurtarır. Merak etmeyin. Take my gun from me. Let me see you. A few moments later. On... What the... Son of a... Oh! ve bir numara. James Moriarty çok unutulmuş ve diziye yeni bölümü sezonu bir türlü üşenmeyip çekmedikleri için unutulmuş gitmiş bir efsane. Sherlock gibi egoist, çok bilmiş, şımarık, aşağılayıcı ve huysuza diş geçiren ve yer yer alt edebilen matematik profesörü Deha, dizide gerçekten tam anlamıyla ikonik bir roldeydi. <laughs> Sherlock'un mükemmel tanımıyla suçun Napolyon'u olan bu şahsiyet tam anlamıyla bir rakiptir. Olması gerekendir. Holmes gibi bir deha karşısında ancak böyle bir rakip ister. Aşağısı kesmez. Gerçek hayatta satranç tahtasını çekmiş, adım adım hamleleri yapıyormuş gibi hareket edersiniz böylesiyle. Keyif verir, tatmin eder. Bir dizide iyi ve kötünün her buluşmasından keyif alıyorsanız ve o sahneleri dönüp dönüp izliyorsanız o kamera açısındaki iki kişiden biri mutlaka bu listede yer edinmeli demektir. Ha tabi böyle bir karakteri oynamanın hakkını vermiş olan Andrew Scott'a da saygılar. Adam taşınmamış, almış, götürmüş resmen. You could the look of on my face. Mümkün olduğunca her yabancı diziden bir karakter almaya çalışıyoruz. Yoksa listedeki karakterlerin bulunduğu dizilerde tabii ki yine efsane denebilecek karakterler mevcut serinin ilk videosundan şimdilik bu kadar. Yorumlarda sevdiğiniz dizileri, sevdiğiniz sevmediğiniz efsane karakterlerin yazarsanız sonraki videoların devamlılığına katkı sağlayabilirsiniz. Ha bir de severek izliyoruzculardansanız abone olup like basarak destek olabilirsiniz. çok seviniriz. Seviliyorsunuz. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. E hoşçakalın.